Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Ağustos sizin ayınız. Özellikle 23 Ağustos'tan sonra artık doğum gününüz başlıyor. Bu ay doğan tüm Başak Burçlarımızın da doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve Yükselen Başaklarımız sizin için de Güneş'in özellikle burcunuza geçmesiyle beraber enerjinizin, yaratıcılığınızın artacağı önemli bir dönem başlıyor. Evet, Ağustos önemli. Önemli gökyüzü hareketlerimiz var. Şöyle bir konu başlıklarına bakalım. 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunayla başlayacağız bu aya. Venüs ay boyunca geriliyor. Mars burcunuzda, Başak burcunda, Merkür Başak burcunda ve bu ay retro harekete geçecek. Aslan burcunda yeni ay doğacak ve ayın son gününde Balık burcunda bir dolunay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Aslan burcunda parlıyor ve 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaylar bir farkındalık sürecini işaret ediyor. Aynı zamanda tabii ki stresli, biraz gergin etkiler de ortaya çıkarıyor. Bu dolunay 6. evinizde meydana gelecek sevgili Başaklar. Günlük hayatınız, işiniz, mesleğinizle ilgili konularda bir hedefe ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların sonuç vermesi mümkün. İş arayan Başaklar bir işe başlayabilir örneğin, ya da çalışmalarınızda bir proje üzerine çalışıyorsanız bunun sonuçlarını alabilirsiniz. Çalışma koşullarınız, beraber çalıştığınız kişiler, çalışma ortamlarınızla ilgili bazı dönüşümler de söz konusu olabilir. Evet, Venüs Aslan burcunda geriliyor ve Güneş'le birlikte dolunay sırasında da tabii ki Venüs gerilemesi var. Biraz genel sağlığınıza da aslında işaret eden önemli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Sağlığınızla ilgili bazı hassasiyetleriniz varsa, hani gözden kaçırdığınız detaylar, ihmal ettiğiniz konular, bu dolunay sağlığınıza biraz vurgu yapıyor. İşte dolaşım sistemi problemi, tansiyon dengesizlikleri, bağışıklık problemleri, kronik sorunlarınıza daha fazla dikkat çekebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova gibi sabit burçlarda 9 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa dolunay sizi daha fazla etkileyecektir. Eğer sabit burçlarda gezegenleriniz yoksa çok da önemli etkileri olmayabilir. Evet, şimdi Merkür burcunuzda ayın 23'üne kadar gerileme öncesinde çok güçlü. Dolayısıyla zihinsel enerjiniz çok hızlı bu ay. İyi analiz edebilirsiniz, iyi bir şeyler okuyup araştırabilirsiniz, bir proje üzerinde verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Kendinizi iletişim konularında çok iyi ifade edebilirsiniz. Mars'ın da ayın 23'üne kadar, özellikle 27'sine kadar Başak Burcu'nda olması enerjinizi, motivasyonunuzu arttırıyor. Bu ay mücadeleci, çalışkan, savaşçı bir Başak olabilirsiniz. Bu tabii ki sizi biraz yorabilir. Sizi yorduğu gibi çevrenizdeki kişileri de yorabilir. Çünkü kolay memnun olmayacağınız için, mükemmelliyetçi de olacağınız için çevrenizdeki kişilere çok böyle eleştirel yaklaşabilirsiniz. Çok aşırı kontrolcü olabilirsiniz. Bu durum beraber çalıştığınız kişileri zorlayabilir. Aile içerisindeki ilişkilerinizi biraz zaman zaman sıkıntıya sokabilir ve kendinize de baskı yapacağınız için böyle çok çalışmanız, her şeyi yapmak istemeniz, aşırı kontrolcü olmanız biraz genel sağlığınızı da zaman zaman zorlayabilir. O yüzden bazı şeyleri belki biraz bırakmak, oluruna bırakmak, işte bazen başkalarına sorumluluk verebilmek, kontrolü, her şeyi kontrol edemeyeceğinizi ve hiçbir şeyin çok mükemmel olmayacağını anlamanız önemli olacak. Yani bunlara daha fazla yönelmeniz gerekiyor ayın genelinde. 16'sında Aslan burcunda bir yeni ay var. İşte bu yeni ay 12. evinizde olacak. Bu yeni ay Uranüs'te de kare. Dolayısıyla biraz böyle beklenmedik ani gelişmeler, stresler yaratabilir. İş hayatınızla ilgili, yani gözden kaçırdığınız bir konu gündeme gelebilir. Sağlığınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bu yeni ay sağlığınızla ilgilenmeniz için, biraz böyle bakım için, kontrol için, işte hastane, kliniklere gidebileceğinizi, buralarda biraz hani ihmal ettiğiniz bir şeylerle uğraşabileceğinizi gösteriyor. Bununla birlikte işte terapiler, tedaviler, bilinçaltı çalışmaları için iyi bir dönem aslında. Diyete başlamak için değerlendirebilirsiniz. Beslenme programınızı değiştirebilirsiniz. Zararlı bir alışkanlığınız varsa hani hayatınızdan bunu çıkarmak için yine bu yeni ay size fırsatlar getirebilir. İlişkilerde biraz gerilimleriniz olabilir.
Özellikle beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edelim. İşte bazen gizli ilişkiler, platonik ilişkiler falan böyle bir dönemde kendini hatırlatabilir ki daha çok bilinçaltınızda tuttuğunuz konular varsa bastırdığınız, işte bu kendini hatırlatabilir bu dönemde. Ama bunları dönüştürmek için, yarım kalmış bir şeyleri tamamlamak için fırsatlarınız da olabilir. Şimdi değişken bir burçsunuz sevgili Başaklar. Aslan burcundaki bu yeni ay sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 20-26 derece aralığında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa sizin için daha önemli olabilir bu bahsettiğim yeni ay etkileri. Venüs retrosunun da etkileri daha fazla olabilir sizin adınıza. Ama bu gezegenleriniz yoksa sabit burçlarda çok da fazla etki almayabilirsiniz. 22-23 Ağustos Mars-Neptün karşıtlığına biraz dikkat edelim. Sağlık konularında yine sıkıntı olabilir. İşte bağışıklık sistemi zayıflıkları olabilir. Alerjik sorunlarınız artabilir. Herhangi bir gıda zehirlenmesi gibi bir hassasiyet olabilir. Ya da alkol, ilaç kullanırken kimyasallara karşı dikkat edelim. İlişkilerde bazı gerilimler yaratabilir bu Mars-Neptün karşıtlığı. 23'ünde Güneş zaten burcunuza geçecek. Merkür gerilemesi başlayacak. Dolayısıyla ayın 20'sinden sonra biraz daha bu hassasiyetleriniz artabilir. Merkür gerilerken de zaten enerji düşüklüğü verebileceği gibi işte sindirim sistemi problemleri, bağırsaklarla ilgili bazı sorunlar ve benzeri. Hani bunlara daha yatkın olabilirsiniz. Özellikle kronik sorunlara, bağışıklık sistemi problemlerine dikkat edelim. 27'sinde Güneş-Satürn karşıtlığı aktifleşecek. İlişkilerle ilgili bazı sorumluluklarınız var. Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa bunun sizin üzerinizdeki baskısı artabilir. Ama bazı ilişkilerde bir işbirliği gibi konularda ilişki dinamiklerinizde daha fazla sorumluluk içerisinde olabilirsiniz ve bunlar daha fazla gündeme gelebilir. Nitekim 31 Ağustos'ta Balık burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay işte sizin için önemli bir dolunay ama etkilerini daha çok Eylül ayında gösterebilir ya da Ağustos'un son 2-3 günü bunu hissedebiliriz. Bu dolunay ilişkilerle ilgili alanlarda hayatınızda bir karar verme sürecini işaret ediyor. Bir işbirliğine başlamanız, işte evlilikle ilgili bir konuda bir adım atmanız. Ama sorunlu bir ilişkiyi bitirmek ya da bir ilişki dinamiğinizi dönüştürmek için de yine önemli etkiler getirebilir bu dolunay tesiri sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Başak Burcu, Zodyağın 6. burcudur. Merkür tarafından yönetilen Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Başak Burcu'ndan doğan kişilerin en büyük özelliği, pratik zekalı, çalışkan ve düzenli olmalarıdır. Onlar ayrıntıları inceleyerek detaylı ve becerikli bir şekilde çalışabilirler. Merkür yönettiği için bilgi onlar için çok önemlidir. Gerek özel hayatlarında, gerek iş hayatlarında düzen de her zaman çok önemli olacaktır. Analitik bir zekaları vardır. Genellikle ince eleyip sık düşünür ve mantıklı karar verirler. Dışarıdan görünüşleri ciddi ve soğuk olabilir. Çok titiz olmaları temizlik ve sağlık takıntısı da yaratabilir. Maddenin önemine inanırlar. Maddi konularda tutumlu olduklarından paralarını biriktirerek yatırımlarda kullanırlar. İlişkilerinde çok duygusal değil, mantıklı hareket ederler. Entelektüel oldukları için konuşmayı severler ancak sosyal ortamlarda çoğu zaman biraz daha çekimser olabilirler. Başak Burcu, sabırlı, ağırbaşlı, tutucu ve geleneklere bağlı yapısıyla iş ve hizmet sektörünün de aranılan, güvenilen kişileridir.